Başlayacağım da. Başlayacağım da sanki böyle spotlar altında sorguya hesaba çekilmişim gibi hissediyorum. Arkadaşlar hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün güzel bir mekandayız. Farklı bir tecrübe olacak. Başakşehir Belediye'mizin YouTube Akademisi'ndeyiz. Değerli dostlarımızla birlikteyiz. Öncelikle bu imkanı sundukları için başta Yasin Başkanımız olmak üzere Furkan'a ve diğer bütün dostlara çok teşekkür ediyorum. Bugün daralma diye bir başlıkta birkaç hususu sizlerle paylaşmak istiyorum. Zihinsel, duygusal ve çevresel anlamda daraldığımız kanaatindeyim. Bu üç boyut eğer uyum içerisinde çalışırsa, adeta senkronize çalışırsa, birbirini desteklerse ortaya daha verimli çalışmalar çıkar, daha verimli bakış açıları çıkar diye düşünüyorum. Aksine eğer bunlar uyum içerisinde çalışmazsa, yer yer çatışırlarsa ya da biri geri kalıp diğeri çok ileri gittiğinde ortaya verimli çalışmalar çıkmaz. Çünkü bir süre sonra bir alandaki daralma diğer alanı da olumsuz etkilemeye başlar. Dolayısıyla zihnimizin, gönlümüzün ve çevremizin eş güdüm içerisinde adeta gelişmesi lazım. Zihnimizin sürekli açılması lazım. Okumayla, düşünmeyle, tartışmayla, eleştiriyle zihnimizin sürekli açılması lazım. Gönlümüzün zenginleşmesi lazım. Maneviyatla, dostluklarla, sanatla, duayla gönlümüzün sürekli zenginleşmesi lazım. İnsanlığa dair güzel işler yaparak, gönüllülük faaliyetleriyle gönlümüzü zenginleştirmemiz gerekiyor. Ve bir üçüncüsü de çevremizi sürekli genişletmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bazen yaşadığımız olaylar, bazen yaşadığımız bazı olumsuzluklar, bazı travmalar bizi çok dar bir alana, bazen dar bir mahalleye, dar bir ekole, dar bir düşünceye, dar bir hizbe hapsedebiliyor. Çevremizi de aynı şekilde genişletmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Örneğin biz 12 Eylül'ün etkisiyle 28 Şubat'ı çok canlı yaşamış bir kardeşinizim. 28 Şubat'ın etkisiyle bazı travmalar yaşadık. Yakın zamanda 17-25 Aralık gibi, 15 Temmuz gibi hadiseler yaşadık. Arap Baharı gibi hadiseler yaşadık. Özellikle İslam dünyasında işgaller yaşadık. Bunlar biz farkında olmasak bile bizi etkiliyor. Bizde zihinsel, duygusal travmalar yaşamamıza sebebiyet verebiliyor. Bir süre sonra eğer bu travmalardan kurtulamazsak, bunları aşamazsak, bulunduğumuz dönemi, anı fark edemezsek ya da geleceğe dair bir vizyon içerisinde meselelere bakmazsak, yaşadığımız o olumsuzluklar bizi kilitleyen, bizi bir yere hapseden, küçülten bir etki oluşturmaya başlıyor ki hiç farkında olmadan bir de bakıyoruz ki çevremiz daralmış, zihnimiz daralmış ve gönlümüze bir insanı, 3-5 insanı bile sığdıramaz hale gelmişiz. Bugün kanaatimce biz birçok alanda bunu yaşıyoruz. Bunu sivil toplumda yaşıyoruz, bunu üniversitelerimizde, hocalarımızda yaşıyoruz, bunu siyasette yaşıyoruz, iş dünyasında yaşıyoruz. Yaşadığımız o travmalar bizde bazen öyle korkular oluşturuyor ki her meseleye o korku penceresinden bakabiliyoruz. Bazen bazı olumsuz insanları görünce çevremizdeki bütün insanlara o endişeyle bakabiliyoruz ve bir süre sonra çevremiz daralabiliyor. Peki bunun çözümü ne? Böyle bir daralma var. Zihinsel, ruhsal, duygusal ve çevresel daralma var. Ama bu daralmayı nasıl aşacağız? Bunu aşmak için öncelikle yaşadığımız olayları, 100 yıl önce yaşadığımız olaylar da var, travmalar da var, 200 yıl önce de var, 2 yıl önce, 10 yıl önce de var. Yaşadığımız olayları bir vakıa olarak kabul etmeliyiz. Onu yok saymak mümkün değil. Yani 28 Şubat'ı unutalım demiyorum. 28 Şubat var, bir darbe girişimiydi ve haksızdı. 15 Temmuz var, yakın zamanda yaşadık. Genç arkadaşlarımız da bunu gördüler, yaşadık. Bir vakıa olarak var.
aşmanın çabası içerisinde olmalıyız. O olumsuzluklara takılıp kaldığımızda bir süre sonra bizi sürekli geriye doğru çeken bir etki oluşturuyor. Bunu aşmak için de zihnimizi açmamız gerekiyor. Zihnimizi açmak için de bol bol okumamız, farklı farklı okumalar yapmamız, bolca düşünüp tefekkür etmemiz gerekiyor. Kendi aramızda bolca tartışmamız, konuşmamız gerekiyor. Şuna şahsen üzülüyorum. Sivil toplum faaliyetlerinde de bulunduğum, okullara gittim, gençlerle konuştum. Yani bir süre sonra gençlere kitap tavsiye ederken bile insanlarımız, hocalarımız endişe duymaya başladılar. Acaba bu kitabı tavsiye ettiğimizde nasıl bir tepki alacağım? Oysa gençlerimiz geniş yelpazede okuyabilsinler. Bizler geniş yelpazede okuyabilelim. O yazarı, bu fikri, şu ekolü sorgulamaya başladığınızda bir süre sonra okunacak eser kalmıyor adeta. Bu alanda yaşadığımız travmaları bir tarafa bırakarak geniş yelpazede okumak, düşünmek, tartışmak bence çok önemli bir adım. Bu konuda sıkıntılarımız olduğunu düşünüyorum. İkincisi, çevremizi genişletmemiz lazım. Sadece benimle aynı düşüncede olan insanlarla oturup kalkmak, konuşmak bir süre sonra birbirimize kötülüğe dönüşüyor arkadaşlar. Farkında olmadan birbirimize kötülük yapmış oluyoruz. Anlık olarak tırnak içinde belki tatmin oluyoruz ama aslında birbirimize kötülük yapıyoruz. Başka insanlar ne düşünüyor? Tabiri caizse diğer bir mahalledeki arkadaş ne düşünüyor? Başka bir meşrepteki, mezhepteki, partideki, semtteki, ülkedeki insan ne düşünüyor? Yani bunları gördüğümüzde ancak çevremiz genişliyor. Ve biliyoruz ki insanlar çevreleri kadar düşünebiliyorlar. Çevreniz ne kadar genişse o kadar geniş düşünebiliyorsunuz. Ama çevreniz daraldığında bir süre sonra farkında olmadan kendiniz daralmış oluyorsunuz. Kendinizi dar bir alana hapsetmiş oluyorsunuz. Aynı şekilde duygularımızı zenginleştirmemiz, gönlümüzü zenginleştirmemiz gerekiyor. Bazen yaşadığımız yine problemler dolayısıyla birbirimizi affedemiyoruz, birbirimize fırsat veremiyoruz, tolere edemiyoruz. Bunu yapmadığımız zaman gönlümüzü o kadar daraltıyoruz ki empati kuramıyoruz. Arkadaşımız ya da diğer bir grubun duygusunu, düşüncesini anlayamıyoruz. Çünkü öyle bir duygusal tepki veriyoruz ki adeta merhameti bir tarafa bırakıyoruz. Adeta bağışlamayı bir tarafa bırakıyoruz. Adeta tolere etmeyi, tekrar tekrar fırsat vermeyi bir tarafa bırakıyoruz. Bu duygusal daralma bir süre sonra herkesi yanlış anlamamıza sebebiyet veriyor. Hele de bu daralmaları yaşayanlar bir miktar toplumun önündeki insanlarsa o zaman daha vahim bir tablo çıkabiliyor arkadaşlar. İş dünyasında olabilir, siyasette olabilir, sivil toplumda olabilir. Özellikle önderlik durumunda olan, ön planda olan arkadaşlarımızın tabiri caizse böyle bir lüksleri yok. Onların daha geniş olmaları gerekiyor. Daha esnek olmaları gerekiyor. Daha toleranslı olmaları gerekiyor. Bu olduğu takdirde aşama aşama aslında bu olumlu yaklaşım bütün insanlarımıza yansır. Onun için bugün sizinle bu konuyu paylaşma ihtiyacı hissettim. Çünkü toplumsal olarak yaşadığımız gerginliklerin çoğunun ve bireysel olarak yaşadığımız huzursuzlukların çoğunun temelde bu daralmadan kaynaklandığı kanaatindeyim. Daralma yerine genişlemeyi, zenginleşmeyi, açık hale gelmeyi, karşılıklı etkileşimle yolumuza devam etmeyi ve geleceğe bakmayı tavsiye ediyorum, önemsiyorum. Böyle olduğu takdirde hem ülke olarak, hem topluluklar olarak, hem bireysel olarak daha mutlu olacağımıza inanıyorum. Evet, hayatta problemler var. Evet, travmalar yaşıyoruz. Bundan sonra da sıkıntılar yaşayabiliriz. Ama yaşadığımız travmaları ne kadar hızlı aşabilirsek, ne kadar 10 yıl, 20 yıl, 50 yıl sonrasını düşünerek, bütün adeta dünyayı hesaba katarak aşmaya çalışırsak, o zaman daha rahat ilerleyebilir ve insanlara çok daha faydalı olabiliriz diye düşünüyorum. Hepinizi bu duygularla Allah'a emanet ediyorum.